Ve geçiyoruz futboldaki şike soruşturmasına. Önümüzde çok sayıda bilgi var. Bugün de gelişmeler sürüyor. İkinci dalga operasyon olarak nitelendirilen soruşturmanın devamı şu dakikalarda da soruşturmayla ilgili sorgulamaların devamı sürüyor. Şimdi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne dönelim. Musa Alcan var karşımızda. Musa Alcan, kolay gelsin. Son gelişmeler neler orada? Sorgular başladı, devam ediyor sanıyorum. Mustafa Yıldız, sorgular başladı, devam ediyor. Biten sorgulamalar var. Bildiğiniz gibi geçen hafta pazar günü başlatılan futbolda şike soruşturması kapsamında başlatılan operasyonlarda 60'a yakın isim gözaltına alınmıştı. Savcılık sonrası mahkemeye sevk edilenler arasında da başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere 26 kişi tutuklanmıştı. Bu ikinci dalga operasyonlarda ise operasyonlar Beşiktaş ve Trabzonspor'a sıçradı diyebiliriz. Çünkü Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu yöneticilerin isimleri gözaltına alınanlar ya da ifadesine başvurulacaklar arasında geçiyor. Bunların başında da Trabzonspor Başkanı Sadri Şener var. Sadri Şener de sorgusu tamamlananlar arasında. Ama emniyetten çıkarılıp adliyeye sevk edilmesi konusunda net bilgi yok. Şöyle bir bilgi var. O da kulaktan kulağa dolaşan bir bilgi. Çok net değil o bilgi de. Sorgulama sonrası, emniyetteki sorgulama sonrası adliyeye sevk edilecek olanların hep birlikte adliyeye sevk edilecek olması, teker teker gönderilmeyecek olması, gelen bilgi bu yönde. Bu ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınan birkaç ismi saymak istiyorum size ben. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener demiştik. Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener. Bu Mahmut Özgener de Aziz Yıldırım'la yaptığı telefon görüşmesinin teknik takip alınması sonucu gözaltına alındığı bilgisi elimize ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Levent Kızıl, Ankara Gücü eski yöneticilerinden Mümtaz Karakaya, Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticilerinden Ufuk Özerten, Ankara Gücü'nün Gençler Birliği'nden transfer ettiği kaleci Serdar Kulbilge var. Ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor futbolcularından iki isim var. İbrahim Akın ve İskender Alın da gözaltına alınan isimlerden. Türkiye Futbol Federasyonu eski Mali İşler Müdürü Özkan Kılık var. Türkiye Futbol Federasyonu çalışanı Renat Sezar ve Zeki Mazlum Trabzonlu bir iş adamı, güvenlik işleriyle uğraşan bir iş adamı ve Trabzonspor'un güvenlik işleriyle ilgileniyor. Aynı zamanda Giresunspor eski başkanlarından Olgun Peker'e yakınlığıyla biliniyor Zeki Mazlum. Görüşlerine başvurulacak olanların başında da Nevzat Şekar vardı. Nevzat Şekar Trabzonspor as başkanı dün gece saatlerinde rahatsızlandı ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servise kaldırıldı. Bu acil servisteki işlemlerin ardından yoğun bakımda alındı ve halen Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunuyor. Sinan Engin'in ifadesine başvurulacak. Rıza Çalınbay ve Yılmaz Vural'ın da ifadesine başvurulacak. Bu sabah saatlerinde Serdal Adalı gelmişti İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Tayfur Havuççu ile beraber. Onların da ifadesinin tamamlandığı gelen bilgiler arasında emniyete girerken Serdar Adalı ufak bir açıklama yaptı. İfade vermeye telefonla çağırdılar. Beşiktaş bu işten temiz çıkacak açıklamasını yaptı. Biz gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz Mustafa Yıldız. Teşekkür ediyoruz Musa. Biz de senden gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Size de kolaylıklar diliyorum. Orası da çok hareketli zira.